ne oldu? Beni göndermek için çok uğraştın ama bak, sonunda giden kim oldu? Murat'a her şeyi anlatmamdan korkmuyor musunuz? Söyleyebilsen söylerdin. Ama anlatamadın. Çünkü Murat'ı kaybedebileceğini biliyorsun. Bak, ilk seni gözden çıkardı. Bir laf vardır. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Dönebilirsen tabii. Onlar haksızdı. Biz niye gönderiliyoruz? Demek ki anne de olsan sevilmiyormuşsun. Benden aldığını bana satıyorsun. Demek ki kavgayı duydun. Niye yardıma gelmedin sinsi şey? Haftanla diyene bak ya. Görürsün bak, bundan sonraki ilk hedefim sen olacaksın. Bu evden seni göndereceğim ve bir daha asla buraya geri dönemeyeceksin. Görelim bakalım kim geri dönemeyecek. Sen mi, ben mi? Çok şükür gittiler. Aman kızım, bir süre başımızı dinleyeceğiz. Biz ne yapsak? İçemediğimiz kahvelerimizi mi içsek acaba? Hadi içelim. Yemeği dışarıda mı yesek? Olur, yiyelim. Ne oldu? Sen iyi misin? Ne bileyim ya. Annem veda ederken bir garipti sanki. Yani kafam takıldı. Neyse. Teşekkürler. Sağ olun. Niye indik taksiden şimdi? Arkadaşlarım gelip alacaklar çünkü. Ne alaka? Otele gitmiyor muyuz? Gideceğiz. Sakin ol, bir korkma ya. Seni kaçıracak halim yok ki. Üş. Allah Allah. Ne biçim bir yer burası? Özlem hemşire değil mi bu? Ne karıştırıyorsun sen? Bir şey karıştırmıyorum ben. Bırak aşkım, beni aşkım. Gelmek istemiyorum. İmdat! 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 İyi günler. Azime Sarsılmaz adına bir gönderi vardı. Ben alayım. Şuraya bir imza atar mısınız lütfen? Teşekkürler, kolay gelsin. İyi günler. Buyurun. Azime Hanım, size bir mektup geldi. Bana mı? Azimem, sevdiğim, bu saçlar sahibine döndü diye sakın beni öldü bilme. Çünkü aşıklar ölmez. Ben sessiz sedasız gidecektim.
Ama şu baktığın Deniz dedi ki, çağır onu. Bu vedayı mahşere bırakmak olmaz. Son kez gel, helalleşelim bir Azime. Her ne kadar sen beni unuttuysan da, ben 50 yıl önceki gibi seviyorum seni. Bunca yılın hatırı için gel. Yarın sahildeki o yerde bekliyor olacağım. Deli adam, kim söyledi unuttuğumu? Yazık duruyorsun. Hı. Yeni evler bulmuş, onları atıyor. Hadi be. Göstersin kız. Kızım. Evler çok... Çok güzel bu ev. Hı. Güzel güzel. De yanacak kapora, yapacak bir şey yok. Ay İpek, Allah aşkına ya yapma. Yazık çocuğa da, barış gitsin. Olmaz. Anam bunlar da bir vuslata eremediler. Kim ya, biz mi? Yok be, Aymer. Evet. Aymer. Aymer kim be? Ha, bu sefer kesin kavuşacaklar. Hay Allah. Tam sırasıydı ha. Ya ama şeyde dışarıda yanıyor. Bir tek bizde gitmiş. Allah! Kız biri bize sabotaj mı yapıyor yoksa? Ne sabotajı be? Öyle korkunç şeyler söylemeyin ki, bize ne yapsın? Tamam, sakin sen. Yok, yapamam ben. Bir bir arada duralım. Bir el ele tutuşun, o ne bileyim, bir arada durun. Hala gelmediler. Peki tamam, teşekkür ederim. Ne oldu? Ne diyor oteldekiler? Gitmemişler hala. Telaşlanma oğlum. Arıyorum, Azal da açmıyor. Yani Murat, sen de tam onun istediğini yapıyorsun. Ne demek bu şimdi? Yanlış anlama hemen. Ya belli ki kırıldı. O yüzden de şimdi sana biraz vicdan azabı çektirmek istiyor. Vallahi abi, ne yalan söyleyeyim, ben de öyle düşünüyorum. Yani olabilir tabii. Annemin yapmayacağı iş değil. Neyse, biz yememiz yiyelim. Hadi afiyet olsun.